Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 96. dersiyle birlikteyiz. Bu dersle birlikte sizlerle birlikte dinamik bellek yönetimini göreceğiz. Şimdi RAM'de stack diye bir alan var ve heap diye bir alan var. Temsilen size şöyle göstereyim. Bakınız. Bakın RAM'i temsilen şöyle görelim. Temsil olarak RAM'i şöyle düşünün. Stack diye bir bölüm var ve Heap diye bir bölüm var. Şimdi RAM'de Stack programcı tarafından değil değerleyici tarafından yönetir. Yani biz şu Stack kısmına müdahale etmiyoruz yazılımcılar olarak. Peki RAM'de biz nereye müdahale ediyoruz? Şuradaki Heap alanına müdahale ediyoruz. Peki Heap bellek üzerinde özel yer tahsisinin yapıldığı bir alandır. Bunu unutmuyoruz. Birazdan kodda göreceksiniz. New ile tahsis edilir. Yani biz... Bakın new deyip onu tahsis edeceğiz delete deyip onu kaldıracağız bellekten. Yani biz burada dinamik data heap kısmına müdahale edeceğiz etmesine ama new anahtar sözcüğüyle tahsis edeceğiz. Delete komutu ile serbest bırakacağız. Yani reme diyeceğiz ki kardeşim sen serbestsin. Bilgisayarın başka programları seni kullanıyorsa onlara ver kendini. Benimle alakan yok. Ben benimle işim bitti demiş oluyorum ben. Tamam mı? Yani böylelikle remir Program çalışırken rahat bırakmış oluyorum. Mesela şöyle düşün, bakın ben ben buna tıkladığımda bakın ben buradaki çarpıya tıklamadığım sürece şurada şöyle göstereyim size. Bakın şuradaki çarpıya yani programı kapatmadan ben şuradaki çarpıya tıklayıp programı kapatmadan RAM'de yer alıyor. Tamam mı? Stack olan variable'larımız vesaire. Mesela bakın ben integer x integer x equals 7 diyeyim. Bakın x variable oluşturdum RAM'de. Buna 7 değerini atadım. Tamam mı? Ne yapmış oldum ben? Ben aslında dostlar stack alanından şurada 7 bir değer 7 diye bir değer atadım neye? x adındaki bir variable'a. Tamam mı? Stack'e atadım. Ancak ben heap'e müdahale etmek istediğim zaman birazdan göstereceğim. hip alanı derleyici tarafından değil biz yazılımcılar tarafından kontrol ediliyor. Bakın managed by programmer diyor. Gördünüz mü? by compiler diyor stack için. Gördünüz mü? Yani programcı tarafından yönetilir, derleyici tarafından otomatikman yönetilir diyor stack. Bunu kullanmamızın nedeni nedir? Yani neden hip alanına müdahale ediyoruz? En önemli mantık burada. Dinleyin bakın bunun birkaç bir iki sebebi var. Yani bunları anlatayım size. Bunu kullanmamızın nedeni büyük bellek alanına ihtiyaç duymamız. Şimdi stack'te siz sınırlı oranda işlem yapabilirsiniz. Yani bir variable'da örneğin diyelim ki 1 megabyte veri tutabiliyorsanız bu stack'te dinamikte bu olan daha fazladır. Mesela 2 megabyte'lık örnek veriyorum 3 megabyte'lık diyelim ki bir veriyi tutabilirsiniz gibi düşünün. Ya yani bu temsilidir yani bunları sallıyorum şu anda. Ve büyük programlarda ve karmaşık programlarda biz RAM'deki dinamik alana yani hipe müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Yani hipe ihtiyacımız oluyor doğrusu. Bu yüzden onu kullanıyoruz. Bir diğer sebep ise birazdan örneği gösterdikten sonra anlatacağım. Dinamik bellek yönetimine niye ihtiyacımız var sorusuna bir yanıt da aslında bizim ya yani ihtiyacımız ne kadarsa o ihtiyacımız kadar RAM'de bir alan ayırıp hemen o alanı siliyoruz. Bu da bizim için önemli. Elbette ki bunu anlatacağım ama şurası neydi? Stack dediğimiz memory'de, RAM'de stack dediğimiz alan tarafından tutuluyordu. Ancak ben bunu istemiyorum. Diyorum ki kardeşim burada büyük bir veri tutacağım veya ben programı çalıştırdım. Bakın şurayı siliyorum. Ben programı çalıştırdım. Bakın ben burada çarpıya tıklamadığım sürece RAM'de şu X variable'ı RAM'i işgal ediyor şu anda. Tamam mı? Şöyle düşünün. Şunu bir RAM olarak düşünün. RAM'de şöyle alanlar var. Bakın X'i ben kullanıyorum. Ve ben programım açık olduğu müddetçe bakın ben şuradaki çarpıya tıklayıp programı kapatmadığım sürece RAM'i ben işgal ediyorum. Başka programlar bilgisayarda kullanamaz. Ancak dynamic memory kullanımında ben diyorum ki kardeşim yani ben programı kapatmadan artık RAM'le ilişkim bitti. Yani ben veriyi oradan çektim, kullandım. Artık ihtiyacım yok deyip sileceğim. Yani çarpı işaretine tıklayıp programı kapatmadan da RAM'le olan bağlantımı kesmiş olacağım. Tamam bunu size tekrar anlatacağım. Yani paniklemeyin. Bu dersi anlamadan geçmeyeceğiz. Bakın biz pointer'lara ihtiyaç duyuyoruz. Dinamik memori yönetimi pointer'lar üzerinden gerçekleşir. O yüzden integer türünden bir pointer oluşuyorum. Buna ekliyorum Sonra new anahtar sözcüğünü belirtip integer olarak bir alan ayırıyorum. Burada ne yapıyorum aslında? Burada şunu yapıyorum. Ya diyorum ki RAM'cim bakın sen dinamik alanda bana integer türünden şurası integer olsun. Yani nedir? Integer neydi? 4 byte'lık bir yerdi değil mi? 4 byte'lık bir yer ayır bana diyorum dinamik olarak. X adındaki şu variable artık benim RAM'de dinamik olarak işlem yaptığım yer. Stack değil. Stack değilse ne? Artık burada biz heap alanına müdahale ediyoruz Rem'de. Şimdi neden new, neden integer'ı tekrar yazıyoruz diye soranlar olabilir. Bu kod yazım şekli yani tamam mı? Yani bu tür şeylerde mucizevi bir şey aramayın yani mantık. Ya yani bu kod yazım şekli bu. Pointer olarak kullanacaksınız. New anahtar sözcüğü zorunlu. Sonra integer mı almak istiyorsun? Integer örnek veriyorum. Yani RAM'de 4 byte'lık bir yer almak istiyorsan integer seçeceksin tabii ki. Çünkü tam sayıyla ilgili bir işlem yapacaksın. Şimdi madem pointerlar üzerinden işlem yapıyoruz o yüzden ben bir pointer'a nasıl değer atıyordum? Hemen şuradaki asterisk ifadesini belirtiyordum. Soluna yazıyordum. Daha sonra değerimi atayacağım. Evet. Artık ben dinamik olarak şurada gördüğünüz x variable'ını alabildim. Şimdi x variable'ını ekranda gösterelim. Buraya dikkat edin. Ben burada hip'i oluşturduktan sonra şurayı kırmızı yaktım. Niye? Şuradaki stack'ten olayı. Şurayı hemen bir yoruma alayım. Tekrardan çalıştırayım. Şimdi dikkat edin. Bakın, bakın, bakın. Buraya çok dikkat edin. Şimdi bakın ben programı kapatmadan, bakın close diyor ya. Şu çarpıya tıklamadan aslında RAM ilişkimi kestim. Şuraya dikkat edin bakın. RAM. Normalde az önce neydi? Ben bu programı, bu çalışan programı kapatmadan X variable'ını RAM'den silmiyordu. Benim programı kapatmamı bekliyor şu anda. O yüzden şu gördüğünüz alana bilgisayarda başka bir yerden ulaşılamaz. Çünkü burası dolu. Benim RAM'imde, yani memorimde, hafızamda burası dolu ayrılmış. Tamam mı? Stake'de. Şu an int x equals 7 deseydim. Yani şu, şu, gördüğünüz kodu yazsaydım. Ben bu programı kapatana kadar RAM'de şu alanı işgal etmiş olacaktım. Ama dinamik memory'de, dinamik memory yönetiminde bana diyor ki ya kardeşim bak ben burada şurada gördüğün integer türünden eksi bir variable olarak pointer variable olarak aldım tamam dinamik olarak aldım hip alanından ona 7 değerini atadım ve 7'yi yazdım sen diyor artık eksi serbest bırak bakın. Çünkü diyor ki artık güzel kardeşim diyor. Bakın programı kapatmama gerek kalmadan bak şurada çarpıya tıklamadan programı kapatmadan burayı tekrardan boşaltıyor. Artık bilgisayarda başka programlar buraya ulaşabilir. Remi serbest bırakıyorum. Nasıl serbest bırakıyormuşum? Aziz dostlar, dinamik memori yönetimiyle. Bakın ben geliyorum diyorum ki burada eksi variable'ı al, ona 7 değerini ata, See out ile 7 değerini göster. 7 değerini gösterdikten sonra sil. E şu an silme işlemini yapmadık. Onu da yapalım. Bakın delete diyeceğim, x diyeceğim. Tamam? Böylelikle silmiş olacağım bakın. Dikkat edin. Artık ben şu çarpıya basmadan, yani şu programı kapatmadan RAM'de gidip R'me 7 değerini atadım. O 7 değerini burada çalıştırdım. Artık her ne yapmak istiyorsam örnek veriyorum mesela 2 ile de çarpabilirdim. Bakın 2 ile çarpalım. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın 14 değerini aldım. Bakın üzerinde bir işlem de yaptım. Ondan sonra dedim ki ya kardeş tamam. Remi serbest bırak. Artık ihtiyacım yok. Delete X Yani sil. Remle bağlantını kopar. Bırak onu artık hangi program kullanacaksa kullansın. Bakın. Geldik. Bakın şurada. Eksi tahsis ettik. Eksin şurası olduğunu düşünün. Eksi 7 değerini atadık. 3 eksi 2 ile çarptık. 14 dedik. Ve C out ile ekrana gösterdik. Sonra dedi ki artık delete. Artık işim bitti. Remi serbest bırak. Artık bakın 14 sayısını yazdım ben ekrana. Artık eksile işim bitti. Sil. Yani program kapanmadan benim remimi serbest bırak. Çünkü bunu başka programlar kullanabilir. Artık geliyor. Bakın delete'i gördükten sonra ne yapıyor? RAM şurayı siliyor. Diyor ki burası artık başka bilgisayarda başka bir programın kullanımına açıldı artık diyor. Bakın bu program açıkken rem'i boşaltıyoruz. Eğer ben şunu yapmasaydım şunu yapmadığımı varsayın. Şunu yapsaydım ne olacaktı? Hemen gözlemleyin. Bakın 14 sayısını aldık. Ancak burada olay şöyle gerçekleşiyor. Şöyle remi temsilen şöyle gösterelim. Bakın geliyor eksi 7 değerini atıyor. Geliyor eksi burada 2 ile çarpıyor. 14 değerini C yazıyor. Daha sonra ben bilgisayarı kapatmadığım sürece burası böyle dolu oluyor. Bak şurası meşgul artık. Ben şu programı kapatmadığım sürece bilgisayarda başka bir yer gelip de RAM'in şu kısmını kullanamaz. Boş boşuna işgal ediyoruz. Anladınız mı? Yani bizim RAM'i boş boşuna işgal etmememizi ve büyük verilerle büyük datalarla çalışmamız için burada dinamik memory yönetimini bilmemiz lazım. Güzel. Şimdi dinamik bellek yönetimine gerçekten neden ihtiyacımız var sorusuna az önce cevap verdim bakın. Mesela bir sınıf olsun elinizde. Sınıfın öğrenci sayısını bilmiyoruz. Kullanıcıdan alacağız. Adam 7 girince 7 notluk alan ayırsın, 19 girse 19 kişilik notluk alan ayırsın. Böylece programda gereksiz alan tutmayacağız ve RAM'i boşuna işgal etmeyeceğiz. Neyi kastediyorum? Burada mesela bir array oluşturmak istediğim zaman dostlar. Ne yapıyordum bakın. My array diyeyim. Şöyle. Ben şunu yapamıyordum değil mi? değil mi? Diyemiyordum ki ya kardeşim dışarıdan kullanıcı girecek. Mesela diyelim ki biz bir öğrenci otomasyonu yazdık. Kişi öğrenci sayısına göre notları girecek. Mesela sınıf sayısı 10'sa 10 ise 10, 5 ise 5 örnek veriyorum. Mesela sallayalım. Integer number diyeyim. İlk önce RAM'de bunu bir sıfıra işleyelim. RAM'de farklı bir değer ataması bunun için. Mesela enter the number of the students diyelim. Öğrenci sayısını girsin. Tabi burada C input komutuyla girecek. Number'ı girsin. Bakın C ve C++'a ben bunu diyemiyorum ya kardeşim. ilk önce array'im boş kalsın. Mesela my notes diyelim hatta. Notlarım diye. Tamam notlarımız burada olsun. E burada öğrenci sayısını gireceğiz. Yani bir sınıfta kaç öğrenci var? Diyelim ki 7 girdi. O zaman 7 not girecek. 8 diyelim girdi. 8 not girecek gibi. Ben bunu bu şekilde yaparsam bakın hata veriyor. Ya diyor ki sen işini boş bıraktın. E ben diyorum ki kardeşim ben buraya temsil olarak 100 bıraksaydım. E diyelim öğrenci sayısı 5 olacak. Öğrenci sayısı 19 olacak. 24 olacak. Bir sınıfta 24 öğrenci var. E geriye kalan kısmı boş boşuna niye RAM'de işgal edeyim? Çünkü şu an RAM'de işgal ediyorum. Değil mi? RAM'de 100'lük yer işgal ediyorum. Bu C ve C++'ın en büyük problemi. Çünkü ben kullanmadığım alanı işgal ediyorum ve RAM'i boş boşuna yormuş oluyorum. Kaldı ki öğrenci sayısını bilmiyorum. Belki öğrenci sayısı 50, belki 80 olacak, belki bazılarında 10 olacak değil mi? Yani ben burada garanti olsun diye 100 sayısını veriyorum. E bu saçma. E peki beni bu sıkıntıdan nasıl kurtaracak? Ben bu sıkıntıdan diyorum ki dinamik memory yönetimiyle kurtulabilirim diyorum. Mesela şunu keseyim. Şurada hemen alayım bakın. Ben diyorum ki biliyorsunuz dinamik olarak kullanacağım için pointer olarak tanımladım. Pointer my notes dedim. Tamam ismini verdim. İsmini verdikten hemen sonra eşittir. New anahtar sözcüğünü kullanmak zorundaydım. Ve ne alanı ayıracaksın? Integer diyorum. Tamam diyor. Ve kaç tane yer ayıracaksın? Ne kadarlık yer? Dışarıdan girdiğim şu number kadar yer ayıracağım dinamik olarak. Tamam. Hip alanında ben integer türünden bir array'i bu şekilde tanımladım ve geldim. Bu sefer öğrencilerin notlarını isteyelim. Öğrencilerin notlarını isteyelim. Bunun için bir döngü oluşturmam gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar şunu düşünebilir. Biz niye buraya şu şekilde asteriksi bırakmıyoruz. Normalde bunlar pointer değil mi? Evet. Array'lerin bir pointer olduğu gerçeğini size kaç ders önce anlatmıştım. O pointerlar kısmına gidip bakın. Yani array'lerimiz pointer'dır aslında. Tamam mı? Böylelikle C input ile kullanıcıdan girişleri alalım ve bunu da ekrana yansıtalım. Şimdi for'dan sonra tek satır kullanacağımız için bunlar da küme parantezi kullanmaya gerek duymadım. C input ile bu array'i doldurdum. Sonra bu array'e işte not 1, not 2, not 3 diye şöyle. Niye i e plus 1 dedim? Çünkü sıfırdan başlıyor ya bizim buradaki i variable'ımız. E i variable'ımızı birden başlatmalıyız değil mi? Sıfırıncı not demeyeceğiz herhalde. Birinci not, ikinci not, üçüncü not diye gitsin diye. Güzel. Bunları da yaptıktan sonra bellekten delete ile silmemiz gerekiyor. Neyi sileceğiz? Hemen şöyle array'i silmemiz gerektiğini belirtelim. O zaman my notes adındaki şu dinamik bellek dinamik bellekten ayırdığım array'imi burada delete ile silineceğim. Kontrol edelim. Enter the number of the students. Mesela 7 öğrenci olsun. İlk öğrencimiz 89 almış olsun. Ben bunları doldurayım. 7 adet not girdim. Bakın not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7 diye geldi. Şöyle göstereyim isterseniz size. Öğrenci sayısını girdim. Dedim ki 7. Bu sınıf 7 öğrenci. Bakın 7 adet notumu aldım Eğer 100 girseydim 100 adet notumu girecektim yani Girdiğim öğrenci sayısı kadar yer ayıracaktı bana Ve bakın daha programı kapatmadan RAM'imi boşalttım Delete dedim Bakın bu programı daha bitirmeden artık benim şuradaki arrayle ile işim bitti diyorum şurada Şu satırdan sonra artık arrayle ile işim bitti bakın alacağımı aldım vereceğimi verdim Sen RAM'i boşalt diyorum. Böylelikle program kapanmadan şu çarpı basmadan önce ben RAM'imi boşaltmış oluyorum. Artık o RAM'deki o alan bilgisayardaki diğer programlar tarafından kullanılabilir hale geliyor oluyor. Tamam mı? Bu da önemli bir kısımdı. Bu ders çok uzadı aslında. Ben klaslarla da nasıl kullanılacağını size göstermek istiyordum aslında. Neyse o da önümüzdeki derse kalsın. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.